ilgili yaralamalara neler yapılabilir? Öncelikle tüm cam olan kapılar oluyor mesela, geniş açıklıklı camlar oluyor. Bunların belirgin hale gelmesi gerekiyor. Yani orada bir yazı olması, hani bazen tertemiz oluyor cam, mesela çarpanlar oluyor. Evet, Bu da görünüyor. mesela çok görünmeyebiliyor. Onu görünür hale getirmekte bir fayda var. Bir işaret, bir etiket Bir etiket, yapıştırılabilir. evet, Evet. kapının tutacak yerinde veya oraya bir isim yazma gibi. Geçen bir belediyede olmuş birkaç kez benzer şeyler. Dolayısıyla oraya amblemini asmışlar belediyenin, başka bir ilde. Demin söylemiştik, sivri metal veya bıçakların olduğu çekmeceler Evet. kapalı ya da çocukların ulaşamayacağı yerde olması demiştik. Yine mobilyaların sert köşelerinin yuvarlatılması, onların biraz daha esnek hale getirilmesi, keskin uçlu oyuncaklar varsa, kırık oyuncaklar varsa bunların da ortada bırakılmaması Ortadan da yine kaldırılması, basit çocuğun bir oynamasına müsaade edilmemesi. edilmemesi veya işte bizim üste düşebilecek veya çocuğun üste düşebilecek şekilde bırakılmaması önemli bir önlem Evet. olarak karşımıza çıkıyor. Yine evin içindeki tehlikelerden herhalde zehirlenmeye pek değinmedik. Yine hem büyüklerin hem çocukların Evet. Maruz kalabileceği zehirlenmeler var. Değil mi? Bu Her an karşımıza çıkabilecek. her an Her karşımıza işte, evde. çıkabilecek zehirlenmeler var. Bu zehirlenmeler neden olabilir? Kimyasallardan olabilir, temizlik malzemelerinden olabilir, böcek ilaçlarından olabilir, tarım ilaçlarından olabilir. Veya bizim evde sağlık amacıyla bulundurduğumuz ilaçlar olabilir. Çocuklar bunu bilmez, şeker zannedip kullanabilir. Ondan zehirlenme meydana gelebilir. Hatta büyükler de zaman zaman ilaçları aşırı doz almakla da zehirlenme meydana gelebilmektedir. O nedenle bu konuda da dikkati çekmek gerekiyor ve farkındalık oluşturmak gerekiyor. Amerika'da mesela yapılan bir araştırmaya göre 1 milyondan fazla çocuk zehirlenmekte ve bunların %90'ı ev ortamında olmaktadır. Zaten çocuk deyince çocukla ev aynı ortamda değerlendirmek lazım. Yani çocukların zehirlenmesinin %90'ı ev ortamında olmakta. Neden oluyor? İşte biraz önceki saydığımız ilaçlardan, kimyasallardan, tuz ruhundan, temizlik malzemelerinden veya bir de ilave edelim günü geçmiş, miadı dolmuş, bozulmuş gıdalardan. Evet, çok. Yani bunu unuttuk, unutmadan onu da söyleyelim. Bunlardan da zehirlenme meydana gelebilmektedir. Çok meşhur bir örnek vardı işte. Çocukların en çok rastlanan şeylerden birisi evde tuz ruhu içmesi veya işte çamaşır Evet. suyunu içmesi, değil mi? Bu tür Onlar şeyler. kesinlikle kendi orijinal kutularında olmalı. Tabii, değil mi? Çocuklarımız da o konuda, değil mi? Bu kesinlikle içilmez. Bu sana zarar verir şeklinde çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirmemiz lazım ve Tabii. o tür kimyasalları, temizlik maddelerini kendi kutusundan başka bir kutuya kesinlikle koymamamız gerekiyor. Gene zehirlenmeler konusuna baktığımızda maalesef ki acıyla duyuyoruz. Şohben zehirlenmeleri, soba tütmelerinden karbon monoksit zehirlenmeleri, bu da çok fazla can almakta ve gündemimizi de meşgul etmekte. Maalesef insanlar acı çekmekte yakınlarını kaybetmek nedeniyle. Hatta Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nün bir uygulamasını geçen haftalarda televizyonda duyduk. Çok memnun oldum ben. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü elemanları, emniyet görevlileri ellerinde daha önce hazırladıkları bir soba tütmelerine karşı, karbon monoksit zehirlenmelerine karşı alınacak önlemlerle ilgili, nasıl vatandaşımızın davranacağıyla ilgili hazırladıkları broşürü bizatihi kapı kapı dolaşıp vatandaşlarımıza vermekte ve bu konuda bilinçlendirmekteler. Yani bu da hakikaten takdire şayan bir davranış. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Yani bu konudaki çalışmalarından dolayı. Gene bu zehirlenmelerle ilgili temizlik maddeleri çocukların gene her zaman söylediğimiz nokta. Büyükler buna dikkat edecek ama çocukların da erişemeyeceği yerlerde bırakmamız gerekiyor. Özellikle gıdalarımızı koyduğumuz dolaplarımıza, buzdolaplarımıza, erzak dolaplarımıza kesinlikle kimyasal madde, temizlik maddesi veya yakma, tutuşturucu maddeler koymamamız lazım.
Ben hatırlıyorum, ben çocuktum. Bir yakınımız buzdolabındaki su şişesiyle gaz yağ şişesi yan yana konmuş ve hararetli bir şekilde susamış gelmiş, açmış buzdolabını. Tabii suyu alacak, bakmış su biraz ılık, tabii ikisini de su zannediyor. Öbür soğuk olan suyu almış, içmiş. Epeyce içtikten sonra farkına varıyor ki bu beni kandırmadı, su değil bu diye. Sonra bakıyor ki gaz yağı. Sonra hastanede tedaviyle zor kendine getirildi. Yani böyle yakınımızda da bu tür yapılmış şeyler var, yanlışlıklar var. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii o yanlışlığı baştan önlemek için de gıdalarla veya içeceklerle yan yana koymamamız gerekiyor ve tehlikeli maddeleri kendi kutusundan, kendi şişesinden başka bir şişeye konulmaması gerekiyor. Evet. Bir boğulmalara belki son olarak değinecek olursak yine çok sık rastladığımız kazalardan boğulmalar evlerde. Boğulmalar tabii farklı çeşitlerde oluyor. Yani suda boğulmalar olabiliyor. Veya taneli gıdaların yenmesi sırasında yaşanan boğulmalar olabilir. Veya yabancı cisimler, metal cisimleri yutma şeklinde olabilir. Veya yatış bozuklukları, yanlış yatış şeklinde sebep olan boğulmalar olabilir. Yani suda boğulmalar tabii farklı şekilde oluyor. Yine siz demin değindiniz. Bahçede havuz olabilir mesela. Orada boğulabilir çocuk. Evde yarım kalan, yarım kovalardan içine su Olabilir. birikimi Hocam olan bu iki olabilir. konuyla ilgili müsaade ederseniz gene birer tane olay anlatmak istiyorum. Mesela bir tanesi bir iş güvenliği eğitimi sırasında katılımcılardan birinin anlattığı bir olaydı. Hakikaten çok etkileyici, çok üzüldüm. Böyle olayları çevremizde de duyuyoruzdur. Ev hanımı evde temizlik yaparken temizlik amaçlı doldurduğu su kovasını ortada bırakıyor. Onu paspas yaparken yerler, o sırada telefon çalıyor. Kendinin de 2 yaşında bir çocuğu var. Telefona cevap vermek için gittiğinde bir 5 dakika sürüyor telefonu. Döndüğünde bakıyor çocuk baş aşağı kovaya düşmüş ve maalesef ölmüş. Yani ne kadar acı bir olay değil mi? Anne Tabii için tabii. ve ömrünün geri kalan kısmında da bu acıyı hiçbir zaman unutamayacaktır. Ne olur bu tür kazalar yaşanmasın. Kovaları ortalıkta bırakmayalım. Çocuğumuz varsa yalnız bırakmayalım. Yani elinden tutalım, telefona öyle cevap verelim. Gene yaklaşık 30 yıl önceydi. Bizim köyümüze bir elektrik direkleri ve kabloları yenileniyordu. Müteahhit elektrik direkleri için çukurlar açmıştı. Bu çukurlar tabii belli bir süreçte direkler dikilip beton atılıp ondan sonra kapatılıyor. Tabii bu arada çok şiddetli yağmur yağdı. Bu yağmur sonucunda o elektrik direkleri için açılmış yaklaşık 50 santim çapında ve yaklaşık yani 50-60 santim derinliğindeki bu çukurlar tamamen suyla doldu. Yani çamurlu su. Dolayısıyla köyümüzün imamı o yağmurda hafiflediği bir sırada camiden evine dönerken o çukurların birinde bir elbise görüyor. Elbiseyi alayım, bu elbise nereden düşmüş diye elini uzattığında elbiseyi çektiğinde ağırlaştığını görüyor. Ve çektiğinde 3-4 yaşlarında bir kız çocuğu, komşumuzun bir kızı maalesef boğularak ölmüştü. Bu nedir? Eğer bir iş yapılıyorsa bu mantıkla o çukurların kesinlikle başında uyarıcı Şerit çekilmesi. şerit çekilmesi, engel konulması, Tabii. eğer bu yapılmıyorsa kesinlikle ağzının kapaklı olması Tabii. gerekiyordu. Çocuk oynadığı sırada belki yağmur yağıyor diye evine koşarken oraya düştü ve çıkamadı. Ve neden sonra Tabii. bulundu. Bu tür acı olaylar ne olur Hep yaşanmasın. duyuyoruz mesela rogar çukurlara düşen çocuklar, mesela kanalizasyona düşen çocuklar Evet, gibi büyük açık bırakan şehirlerimizde çok bile duyuyoruz. bazen Evet. belediye bir çalışma Çalışma yapıyor. Rögar yapıyor. Aç. kapağını öylece açık bırakmış gitmiş. Yani Tabii. bunların artık önüne geçmemiz lazım. Bunların vatandaş olarak farkında olmamız lazım. En yakın ilgiliye biz bunu haber Tabii. vermemiz lazım. Veya etrafına bir ne bileyim engel diğer vatandaşların fark edeceği şekilde Dikkat çekecek şekilde dikkat tabii böyle çekecek bir şekilde şerit bir şeyler çekilmesi. koymalıyız. Yani Bu bilinç oturması gerekiyor artık. Yani çünkü çok sayıda bu şekilde şey duyuyoruz. Ölüm, yaralanma, çocuğun kaybolması. Maalesef bunlar tabii
Çok çok üzücü olaylar ve tabii. nedir? Tedbir alınmadığı için. Tedbir alınamaz mıydı? Çok basit bir Çok şekilde tedbir basit. alınabilirdi. Biz de bundan bahsediyoruz. Hem evimizde olsun, hem çevremizde olsun, hem de işimizde olsun. Bunlardan bahsediyoruz. Evet, bu suda boğulmaların yanında bir de çocuğun fındık fıstık traje gibi şeyleri yerken ki boğulması olabilir. Bunlara da dikkat ediyoruz. Çocukları verirken kontrollü bir şekilde yemesini sağlıyoruz belki. Onları da bizim Evet. kontrolümüz dışında ulaşıp eğer ağzına atarsa bu boğazına tıkanmaya sebep olabilir. Bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Eğer yiyecekse kontrollü bir şekilde yemesi gerekiyor. Çekirdekli yiyecekler de Çekirdekli yememiz yiyecekler de gerekiyor. falan evet dikkat Veya etmek yiyecek gerekiyor. olmayan objeler de var. Yani ortalıkta bırakılan küpeler, Bozuk bozuk para, bozuk paralar para. Çok mesela değil mi? duyuyoruz yani Ben televizyonda. küçükken annem kesinlikle bıraktırmazdı mesela. Ne olur ne olmaz biz böyle Çocuk hemen yutabiliriz ağzına diye. atar. Zaman Tabii zaman tabii haberlerde kesinlikle. duyuyoruz. Röntgen sırasında anlaşıldı çocuğun midesinde işte bozuk para Evet. var. Veya iğne yutmuş İğne çocuk. yutmuş tabii bunlar Yani olabiliyor. ortalıkta bırakmamak gerekiyor. Tabii çocukların başa torba geçirme gibi bazen bu tür şeyler Oyunlar, olabiliyor. Oyunlar yastık olabiliyor, kapama gibi yastık oyunlar kapama. yapıyorlar ki bu Tabii çok tabii. tehlikeli. Poşetlerin üzerinde bazı marketlerin şeyde görüyorum ben. İşte başa geçirilmesi yasaktır falan gibi. Herhalde bundan dolayı sıkıntı olmuş ki demek Hiç ki değilse bir uyarı bari bir yapalım uyarı diyor yani. yapmışlar. Evet çocuklar bundan dolayı hava almadan hayatlarını kaybedebilirler diye. Yine banyo yaparken çocukların yalnız bırakılmaması belli bir yaşa gelene kadar. Bu da önemli bir önlem olabilir boğulmalarını önlemek için. Çocukların belki 1 yaşına kadar yastıksız olarak yatırılması, doğru yatış pozisyonunda yatırılması bu da bir önlem olarak belki söylenebilir. Belki farkına varmadığımız yemek yerken gülme ya da ağlama şeklinde olan Evet. yine boğazına kaçmadan dolayı da boğulmalar, yaşanan kazalar arasında olduğunu, vakalar arasında görüyoruz. Dolayısıyla şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kere çocuğun boğazına kaçabilecek şeyleri de etrafta bırakmamamız gerekiyor. Yani bu gözetim altında olması da Yani önemli bir şey. kısaca biz farkında olacağız. Ona göre davranmaya çalışacağız. Çocuğumuzu da farkına vardırmak için gayret Tabii, göstereceğiz. tabii, Yani tabii. işin özünde bu gibi. Şu da çok önemli bir şey belki. Birkaç santimlik su Soba. birikintisinden derinliğinde bile çocuk boğulabilir. Bunu Yüzük oyun düşerse yüzük oyunu dönemeyebilir yani tabii arkası üstü kesinlikle dönemeyebilir. bunu aklımızdan çıkarmayacağız. Ya bu kadar işte 30 santim suda 20 santim suda su, çocuk boğulur mu? Boğulur. Yani vakalar var, yaşanmış örnekler var. Bunu da göz önünde bulunduracağız diyoruz. Evet hocam yani şimdiye kadar neden bahsettik? Evlerimizin yaşam alanımız olduğu gibi aynı zamanda değişik tehlikeler de barındırdığından bahsettik. Evimizin bütün bölümlerini, odalarını, mutfağını, banyosundan, balkonundan, kapılarından, merdivenlerinden bahsettik ve burada olabilecek tehlikelerden bahsettik. Ve gene evimizde ve çevresinde bizlerin, yetişkinlerin ve çocukların maruz kalabileceği tehlikelerden bahsettik. Zehirlenmeler gibi, boğulmalar gibi, yanıklar gibi, elektrik çarpması gibi, düşmeler gibi. Ve sonuç olarak sonuca geldiğimizde ve bunlara basit önlemlerle önleyebileceğimiz konusunda örnekler vermeye çalıştık. Sonuç itibariyle yaşantımızda tüm aktivitelerimizde birkaç dakikamızı vererek bir iş yaparken veya bir hizmet yaparken veya bir yere giderken önce şöyle diyeceğiz. Ne yapıyorum? Nasıl yapıyorum? Neredeyim şu anda gibi basit sorularla ve etrafımda hangi riskler var, hangi tehlikelerle karşılaşabilirim veya çevreme ne gibi tehlikeler oluşturabilirim şeklinde Tabii. basit birkaç soruyla kafamızda Tabii bu tabii. soruları çevirmemiz gerekiyor. Ya bunu paranoya haline getirmeden aslında belki sürekli böyle etrafta Kesinlikle, tehlikeler kesinlikle. gibi değil. İşte bir masa taşıyacağız. Bir yerden bir yere bir şey götüreceğiz. Ama ben bunu götürürken ne yapabilirim? Neyle karşılaşabilirim? Bu işten kaçmak için mazeret olmamalı zaten Tabii hocam. Yani kesinlikle. yaşadığımız, doğduğumuz andan itibaren ölene kadar hep tehlikeler içerisinde değil miyiz zaten? Tabii. Doğan insan ölüm riskini ölene kadar taşımıyor mu zaten? Yani Zaten %100 ölüm olan riskimiz var diye hiç mi yaşamayalım? Evlerimiz bizim güvenli yuvalarımız. Tabii ki orada huzur bulacağız, güven bulacağız, çocuklarımızı yetiştireceğiz. Sokağımız, mahallemiz, iş yerimiz bizim için güvenli olacak. Bunları paranoya haline gelmeden, getirmeden, aşırı abartmadan, yani tabiri caizse diken üstünde de yaşamadan eğer farkında olursak, tedbirlerimizi alırsak, önleme mantığıyla düşünürsek ki buna iş güvenliği mantığı, güvenlik mantığı, sağlıklı yaşam mantığı diyebiliriz veya sağlıklı yaşam kültürü diyebiliriz. Bu mantaliteyi, bu farkındalığı eğer
canlı tutabilirsek birçok kazaların önüne geçebiliriz diye düşünüyorum.